Evet, merhaba. Şimdiki bu videoda ise FTX'ten bahsedeceğim. FTX nedir? FTX komut satığı üzerinde kullanılan güçlü bir disk yönetim aracıdır. Diskinizle ilgili bölme, biçimlendirme, yeni bölüm oluşturma gibi işlemlerin FTX kullanarak yapabiliriz. Grafiksel arayüzlerinden disk bölümlendirme yapmak istersek de farklı bir yazılımdan mevcuttur. Yani Gparted gibi araçlarda kullanılabilir. Şimdi bu FTX'i nasıl kullanacağız? Bulunduğum dizinde yine bir komut işlemi açıyorum. Hemen başlıyoruz. Neredeyim? İmaj klasöründe ABM DD oluşturduğum önceden flash belleğin imajını FDisk ile inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi FDisk şu şekilde kullanıyor. FDisk deyip abm nokta diyoruz. Bu şekilde FDisk çalışmış oluyor. Şimdi P'ye basıp diskimizle ilgili bütün bilgilere ulaşabiliriz. Burada aygıtımız bot başlatma yeri, başlangıç sektörü, bitiş sektörleri, boyutları, ID'si ve tipi bizlere göstermektedir. Buradan bilgiler elde edebiliriz. Peki başka ne yapabiliriz? Hem deyip yardım alabiliriz. Yani bu çok önemli. Bilmediğimiz şeylerde direkt bakabilmemiz için. Dost bayrağın altında A'ya baktığımız zaman hani biz burada şu sonuçlarda bot işaretlenmiş alan yoktu. Bunu işaretleyebilmemiz için A parametresi kullanılan. Nasıl kullanacağız? Şöyle. A dediğim zaman A dediğim zaman hangileri 4 alan çıkmış karşımıza. Bundan hangisini istiyor? Ben birincisine diyorum ve birincisini. Ama bir de bize hata verdiği için biz dördüncüsünü kullanalım diyoruz. Ve tekrardan görüntüleyecek olursak P diyorum. Ve tekrardan görüntülediğim zaman önceden botta herhangi bir işaret yoktu. Şimdi dördüncü kısma bir bot hata bildik. Yine FTX'te L komutumuz var. L nedir? L ise FTX'te bildiği her bir ID'ye verdiği anlam şeklinde sıfıra entelemiş bir FAT, 7'ye NTFS gibi özellikler vermiş burada. Biz burada da görüyorduk mesela sıfıra empty olduğunu, 72'yi tanıyamadığını, 65'in net frame olduğunu bu tablodan çekerek algılayabiliyor. F ne işe yarıyor? F'ye baktığımız zaman F ise boş diskteki boş alanları bizlere göstermiş oluyor. Yani FDisk'te yeni bir partition eklenebilme, farklı bir partition'ı silebilme, menüleri yazdırabilme, dediğim gibi yeni bölüm partisini ekleyebilme, farklı birçok çeşit özellikleri mevcuttur. Yeni bir boş GPT tablosu oluşturabilme, yeni bir dost partition tablosu oluşturabilme gibi birçok ufak bir araç olarak tanımlayabiliriz. Ve burada V parametresi var. V tabloları doğrulama özelliğine sahip. Yani FTX'te yapabileceklerimiz bu kadar diyebiliriz. Burada yaptığımız bütün değişiklikleri kayıt edip de çıkabiliriz ya da kaydetmeden de çıkabiliriz. Q dersek kaydetmeden, W dersek kaydedip şeklinde çıkabiliriz. Biz burada Q deyip çıkalım çünkü herhangi bir delil dosyasında değişiklik yapmak istemeyiz. Evet, başlayalım bir şey.